Merhaba, yeni bir gündemden düşünce programında bir aradayız. Meryem İlayda Hocam, Bengül Hocam ve Mahmut Hakkı Hocam'la birlikte. Bugün yine doğal olarak Filistin'i, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini, Gazze işgalini konuşmaya devam edeceğiz. Bugün belki biraz daha yani uluslararası pencereden İsrail'in işgal stratejisinin durdurulma ihtimali var mı sorusu etrafında konuşmaya niyetliyiz. Zira bahsettiğimiz konu dünden bugüne bir konu değil. Bir asıra yakın bir süredir Orta Doğu'da devam eden bir istikrarsızlık kaynağı olarak İsrail işgalini konuşuyoruz. Ve herkesin söylediği bir şey var. Yani çözüm nerede? 1967 sınırlarına dönerek iki devletli bir çözüm. Ama bu neden olmuyor, neden olamıyor? Bunu konuşacağız. Biraz son gelişmeleri aktararak sözü size vereyim hocam, hocalarım. Malum 2 gün önce Kahire'de 35 devletin temsilcisinin katıldığı, 4-5 tane uluslararası örgütün katıldığı bir barış zirvesi gerçekleşti. Bu zirvede ülke liderlerinin ya da temsilcilerin açıklamaları dışında ama bir uluslararası mutabakat metni çıkamadığına dair bir eleştiri var, bilginiz dahilindedir. En son dün gece itibariyle Gazze 400 farklı bombalandı, 400 kere bombalandı. Ölü sayısı an itibariyle 6.000'e yaklaşmış vaziyette. Bunların %70'inin çocuk, kadın ve yaşlı olduğu ifade ediliyor. Birleşmiş Milletler personeli, gazeteciler öldürüldü bu süreçte. Yardımlarla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var ve Gazze'deki hastanelerin durumuyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Yakıt bitmek üzere, belki de işte 48 saat en son check ettiğimde 48 saatin de altına düşmüş vaziyette. Bu artık hani soykırımı, yani tarih içerisindeki soykırımların da ötesine taşıyacak bir noktaya geldiğini gösteriyor, yani Gazze ablukasının ve Gazze'deki soykırımın. Ve en son Biden'ın yaptığı açıklama, işte ateşkesin sağlanması için ancak işte Filistin tarafındaki İsrail esirlerinin serbest bırakılması halinde ateşkes söz konusu olabilir gibi bir açıklama yaptı. Dolayısıyla hiçbir şey iyiye gitmiyor. Giderek şu çok net bir şekilde ortaya çıktı ki İsrail tarafının ve tabii ki ABD'nin, yani artık şu noktadan sonra herhalde sadece İsrail demenin de bir anlamı yok. Gazze'yi Filistinsizleştirmek, Gazze halkını Sina'ya yığmak ve Gazze'yi tümden işgal etmek gibi bir strateji izleniyor hali hazırda. Aynı şekilde Batı Şeria'da da benzer bir durum aslında var. Tutuklamalar artıyor giderek Batı Şeria ve Kudüs'te. Şimdi ortada böyle bir manzara varken biz hani bu iş nereye varır sorusunu kendi aklımızın yettiğince ve uluslararası toplumun, kamuoyunun aslında işte tek şey şu anda Gazze'nin ve Filistin'in tek nasıl diyelim tutanağı tutamak noktası aslında bütün dünyada kamuoyu tepkisinin giderek artması, İsrail'e karşı kamuoyu tepkisinin giderek artması. Hakkı Hocam, Mahmut Hakkı Hocam, sizinle başlayalım bu hafta. Bir süreçle bu noktaya geldik malum. Belki biraz tarihsel perspektiften hani çözüm ümidi var mı yok mu sorusuna da cevap olacak şekilde ne söylemek istersiniz? Hocam mikrofonunuz kapalı olabilir, sesiniz gelmiyor. Evet. Heh, buyurun. Şimdi konuyla alakalı işte 1967 sınırlarına dönülüp dönülmemesi bu tartışmalar yapılıyor ama burada özellikle İsrail'i yöneten zihniyetle alakalı bir problem var temelinde. Yani bu sınırlara zaten dönülememesinin en önemli sebeplerinden biri oradaki yönetimin kendisi. Bir de hatırlayacaksınız, neticede orada aşırı fanatik Siyonist gruplar herhangi bir şekilde zaten Filistin'le bazen
Anlaşma yol gidildiğinde de buna çok ciddi tepki gösterdiler. Ki Filistin devletinin tanınmasıyla ilgili Isaac Rabin'di zannediyorum o suikaste uğrayan. Biliyorsunuz aşırı Evet, bilgen Isaac Isaac Rabin. Rabin'di ismi. Evet, Isaac Yani bunu bile kabul etmeyecek bir şey var. Yani aslında Filistin'deki trajedi çok büyük bir hale geldiği için şu anda İsrail'in kendi içerisindeki meseleleri örtüyor da. Değilse İsrail'in kendi içerisindeki bu karışıklıklar açısından baktığımızda ne anlaşma yapılırsa yapılsın, hangi sınırlara dönülürse dönülsün, mevcut var olan konjonktür, zihniyet kendini tekrar edecektir. Hatta şöyle bir kırılmaya doğru da gelindiği ile ilgili biliyorsunuz öngörüler var. Yani artık işte Gazze'nin ilhak edilmesi ve savaşın sadece burada bırakılmayıp yeniden daha evvelki Arap-İsrail savaşlarındakine benzer şekilde Orta Doğu'ya yayılmaz. Hatta bizi de etkileyebileceğiyle alakalı öngörüler. En son Devlet Bey'in çıkışıyla ilgili bu görüşü de dile getirenler oldu. Yani Türkiye'nin de artık böyle bir çatışmada beri kalmayacağıyla alakalı, kenarda duramayacağıyla alakalı iddialar var. Bu olur olmaz başka bir tartışma. Fakat Orta Doğu'da yeniden bu şekilde büyüyecek bir çatışmanın ve İsrail'in yayılmasıyla alakalı başka bir sürece dönüşmesi riskinin var olduğunu görüyoruz. Bu kısa vadede mi gelişir, uzun Bir vadede araya mi girebilir gelişir bilmiyorum. miyim Mahmut Hocam? Çok Buyurun. unutmayın lafınızı. Bir İsrailli bakanın bir Avrupa medyasına yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı lafzını kullandığını biliyorum. Yani sözünüzü belki destekler Estağfurullah. mahiyette bunu hatırlatmak istedim. Çünkü hani şu anda Teşekkür ederim. çok maksimalist bir şey ve ya, işte Amerika'nın olaya bu kadar hani şimdiye kadar belki de hani hiç bu kadar angaje olmamıştı bu meseleye. Bunlar evet yani biraz daha yayılacağını ve civar ülkeleri de içine alacak şekilde bir savaş ihtimalini akla getirmiyor değil. Bu ihtimal şöyle de akla geliyor. Etraftaki ülkelere bakacak olursanız kolları kanatları bağlanmış vaziyette neredeyse. Yani böyle bir büyük çaplı çatışmada yani Lübnan açısından da benzer bir durum söz konusu. Suriye açısından da benzer bir durum söz konusu. İşte Irak zaten paramparça edilmiş. Ürdün'ün direnebilecek bir şeyi yok. Mısır şu anda o dış konjonktür dolayısıyla o eski Arap-İsrail savaşlarındaki halinde değil. Yani yöneticileri itibariyle de o zaman bir Arap milliyetçiliği falan da bunu motive ediyordu. Çok daha yani ipler tamamen neredeyse o zaman da belki önemli bir kısmı Batılıların elindeydi, büyük güçlerin elindeydi ama şu anda çok daha o güçlerin elinde olduğunu takip edebiliyoruz. Bu yayılmanın sizin söylediğiniz gibi yani Amerika'nın buraya çok büyük savaş gemileri getirmesi, diğer taraftan işte Rusya'nın ve Çin'in de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunması. Hani bizim ta 1980'lerin sonundan bu medeniyetler çatışması Huntington'un o tezleriyle alakalı belli kırılma fay hatları diyordu Huntington ona. Mesela o fay hatlarından birini Orta Asya olarak zikrediyordu. Birini Balkanlar olarak zikrediyordu ki hemen Balkanlar'da patlamıştı ilk fay hattı. Ama bunun en ciddi belki en büyük fay hattı diyeceğimiz yeri tarihsel olarak da takip edebileceğimiz gibi Orta Doğu. Çünkü burada mesela Bosna'da bir savaş sonrasında barışı kısmen sağlayıp her şeye rağmen tedirginlikler devam etse de burada bir yaranın sürekli kaşındığını görüyoruz biz. Yani iyileşmemesi için bir politika sanki izleniyor. Filistin odaklı olarak söylüyorum. O nedenle de şu hayal kurmak gibi geliyor. Yani çok karşılığı yok bunun. Herkes de bunun karşılığının olmadığını biliyor. 67 öncesi sınırlara dönmek. Ya dönülse de yani böyle bir kararı biz aldık dese de İsrail büyük ihtimalle bunun reel hayata geçeceğiyle alakalı bir şeye insanlar da inanmıyor. Çünkü burada birkaç nesle yayılmış ve sizin de söylediğiniz gibi belki 100 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Ve bunun tahribatı o kadar kolay bir tahribat değil. Bir de kendi içlerindeki bu bölünmüşlük ve fanatizmle alakalı ve onların o yönetici olmalarıyla alakalı yerlere sıçrayabileceğini görüyoruz. Yani zihniyet, pratik, tarihsel tecrübe bizi bu konuda çok iyimser bir yere götürmüyor. Gördüğümüz manzara en azından bu. Ben her şeye rağmen dünya kamuoyunda siyasetçilerin belki
daha konjonktürel ve real politiği gözeten tarafları olsa da özellikle Batı Avrupa'daki ülkeler açısından bunu çok fazla görebiliyoruz. Değilse tepki gösteren ülkeler oluyor ki Türkiye'de de bu hassasiyet değerli. Yani bir yandan bütün muhalif gruplar da mecliste biliyorsunuz imza verdiler. Yani o kınanmasıyla alakalı ve Filistin halkının yanında olmayla ilgili. Bunun ötesine geçememekle ilgili bir şeyimiz var elbette. Yani daha politik hamlelerle sadece askeri söylemiyorum. Yani diğer taraftan tek kutuplu dünyanın bu güç dengesizliğinin bir çaresizliğini biz de hissediyoruz. Vicdanımız ona isyan ediyor. Fakat öbür taraftan bütün dünyada halkların bu konuda o sağduyulu halini görmek de bir başka açıdan değerli. Evet. Ve bu daha büyük bir savaşa yansıyacak olursa da büyük ihtimalle insanlığa yeni bir trajedi olarak bunun yansıyacağı, Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşür dönüşmez onu bilemiyorum. Ama böyle bir tarafı olabilir. Meryem hocam, takip ediyorsunuz zaten sıcağı sıcağına. Yani benim şu dikkatimi çekiyor. Batı medyasında, yani sizin daha iyi takip ettiğinizi bildiğim için soruyorum. Batı medyası tertemiz neredeyse. Yani evet, bu kamuoyu tepkileri var. İşte başkentlerde insanlar Filistin'e de destek yürüyüşleri yapıyorlar ama büyük medya organlarına bakıyorsunuz. Yani hala 7 Ekim'deki Hamas saldırısından ibaret bir şey var. Yani manşetler işte İsrail'in kendini savunması perspektifinden atılıyor. Yani bu çocuk cesetlerini, poşetlere doldurulan vücut parçalarını, Gazze'nin şu andaki işte bu kadar hani yakıtın bile bitmek üzere olduğu, hastanelerde işte jeneratörlerin kapatılmak zorunda kalacağına dair işte şeyler, acil çağrılar yapılıyor. Bu vasatı biz görüyoruz sanki sadece. Yani hiç Batı medyasının ben bu kadar steril olduğunu, Batılı filozofların yani hani işte bir zamanlar işte Chomsky işte konuşurdu, birkaç tanesi belki konuştu ama akademi suskun, medya suskun. Hani bu gerçekten çok hani bana çok korkunç geliyor. Yani bu hiç hani Batı'da hiçbir vicdan kalmadı. Yani toptancı yaklaşmak durumunda kalıyor insan açıkçası bu sessizlik karşısında. Yani var mı böyle ümit kırıntıları, ne diyorsunuz? Hocam çok haklısınız. Hatta şöyle söyleyeyim, BBC yani değil mi, objektif bir haber yapmasıyla hani bütün gazetelerin işte bu konuda kitaplar yazmış, standartlar oluşturmuş BBC sürekli. Gazze'liler için öldüler, İsrail'liler için öldürüldüler, katledildiler diyor. Bunu dikkat çeken gazeteciler oldu. Ve dolayısıyla aslında Batı'nın ikiyüzlülüğü, işte çifte standartı diye bizim 15 Temmuz'dan beri konuştuğumuz konu burada da ortaya çıkıyor. Bu kadar yanlı yayın yapmalarına rağmen biliyorsunuz bütün Batılı devlet başkanları gidiyorlar. Bağlılıklarını arz ediyorlar İsrail'e. Şimdi birkaç saat önce de Macron en son İsrail'deydi. İşte Alman, zaten Biden gitti doğrudan. Bütün şeyde öne hepsi koşarak gittiler. Geçen gün de İngiltere Başbakanı gitti, Rishi Sunak ve Netanyahu BBC'yi yanlış haber yapmakla suçladı bir de. Üstüne üstlük düşünebiliyor musunuz? Hala bu şartlar altında. O da özür diler gibi boynunu büktü. Şey dedi, yani biz ne olursa olsun yanındayız işte İsrail'in dedi. Bizim az önce Halim Hocam şöyle bir şey söylediniz ya, hani bu bir tek hani artık İsrail meselesi değil. Ya bu konuyu bir tarihsel olarak sömürgeciliği de içine alarak Müslümanların, Türklerin Batıyla, sömürgecilikle tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani büyük bir kandırılmışlık var burada. 90'larda gene hani medeniyetler çatışması tezlerine rağmen biliyorsunuz müzikülti diye bir şey vardı. Hani nasıl mesela Richard Sennett gibi önemli işte düşünürler bir arada nasıl yaşayabiliriz vesaire. İşte göçmen kavramının görünür olması Avrupa'da ikinci, üçüncü kuşaklarla beraber. İşte bir göçmenlerle bir arada yaşama, tolerans mı, hoşgörü mü vesaire, bu tartışmalar vardı. Bu tartışmalar göçmenlerin düzensiz göçe dönmesiyle beraber bir anda vahşi bir sağ politikalarına döndü. Yani bu konu kapandı artık, multikültür olacak mı işte, kimlik politikaları, farklılıklar bilmem neler konuşulmuyor Avrupa siyasetinde.
Hızla Le Pen parlamentoya girdi. Naziler Almanya'da parlamentoya girdi. Hem de kaç seçimdir. Dolayısıyla yani baktığınız zaman yani biz artık kendimizi kandırmayı bıraksak çok iyi olur. Biz çoluk çocuğun binlerce insanın günlerdir başlarına bombalar yağarak ölmesini seyrediyoruz bütün dünya olarak. Ve bizi gelecek kuşaklar bu tavrımız yüzünden lanetleyecek, kınayacaklar. Aynen bugün yıllardır Yahudi soykırımının, Holokost'un kınandığı gibi. Bu da aynı şekilde kınanacak. Ve burada artık hani böyle Batı'yı kızdırmayalım. Özellikle akademisyenlerin sessizliği dediniz. Evet, Batı'da ciddi anlamda akademide büyük bir sessizlik var. Ama medya Allah'tan, yani sosyal medya diye bir şey ortaya çıktı. Orada ne paylaşsanız hemen sensitive content diyor biliyorsunuz. Hassas içerik diye sizi engellemeye çalışıyor. Veya çok paylaşırsanız blokluyor. Yani işte İsrail mallarını boykota çağırdığınızda hesabınız bloke ediliyor. Onlar da Batı'nın kontrolünde ama gene de sızan belli yönler var. Ama kurumların tamamen çöktüğü, korkunç bir 19. yüzyıl muhafazakarlığından daha kötü bir noktaya geldiği, korkunç bir ikiyüzlülüğün içinde olduğu ve çocuklarımıza Batı'nın evrensel dediği hiçbir şeyin, uluslararası kurumunun, akademisinin, sosyal bilimler kavramlarının, medyasının ana akım diye anlattığı hiçbir şeyin bizi ve bu halkları, bu coğrafyayı, bu insan coğrafyasını kapsamadığını öğretmemiz gerekiyor. Ben bunu anlıyorum burada. Çünkü bütün narratif denen şey, anlatı İsrail'in mağduriyeti üzerine kurulu. Yani biz Holokost yüzünden bizim yapmadığımız bir şeyi bu coğrafyadaki insanlar, Filistinler daha ne kadar ödeyecekler? Batılılar daha ne kadar boyunlarını eğecekler? Evet, siz Avrupa'nın ortasında 6 milyon insanın katledilmesine göz yumdunuz. Büyük bir kısmınız işbirliği yaptı ve onların çocukları hala buradalar. Ve koşarak bunun ezikliğiyle işte biz sizin yanınızdayız diyorsunuz. Bunun bedelini Filistinliler daha ne kadar ödeyecek? Avrupalıların işlediği bir günah. Ve geri dönüp baktığınız zaman Emil Caesar diye bir Fransız düşünür var. Onun bu sömürgecilikle ilgili bir söylemi var bu konuyla ilgili. Çok önceden bir kitabını okurken hatırlıyorum. Şu an diyor yaşananlar aslında diyor Gazze'de ve Filistin'de, yani buralarda yaşananlar dünyanın birçok yerinde sömürgelerde yaşananlardan çok farklı değil diyor. Çünkü sömürgecilik Cezayir'de neler yaptı? Yani düşünün, Latin Amerika'da 23 milyon insanı katlettiler. Afrika'da milyonlarca insanı katlettiler. Biz zaten katiller üzerine kurulmuş bir şey. Bugün geri dönüp bunların hesabı sorulmuyorsa, yani insanları sıraya dizip Cezayir'de serbest bir şekilde tüfek atışı ve bombayla, topla, tankla yok ettiklerini biliyoruz bugün tarihsel olarak. İşte Afrika'da yaptıklarını, Asya'da yaptıklarını, Vietnam'da yaptıkları vesaire. Zaten yıkıcı ve kırıcı, kendi dışındaki toplumlara karşı çok yıkıcı ve kırıcı. Bir de zihinsel olarak şöyle bir şey var. Müslümanlarla Avrupalılar tarihsel olarak birbirleriyle sürekli savaştı. Şimdi Araplar, Türkler, bu coğrafyadaki İranlılar, bunların hepsinin birbirleri arası bozulmuş olabilir. Bu da bilerek yapılmış bir şeydir. Hani biz Araplar bize ihanet etti, sırtımızdan vurdu vesaire söylemi var ya. Ama Müslümanlarla Avrupalılar tarihsel olarak birbirlerine düzenli olarak tehdit oluşturan rakiplerdi. Endülüs'te karşı karşıya geldiler, Osmanlı Devleti Balkanlar'da, Viyana'da karşı karşıya geldiler. Böyle bir korku vardı. Hadi o zamanki Avrupa Kristendom'du. Yani bir Hristiyan ülkesiydi. Bugün işte bakıyorsunuz bütün bunlar geride bırakılmış, modern dünya kurulmuş, İkinci Dünya Savaşı bir şey olmuş, sömürgeleşme bitmiş, iki kutuplu dünya geçmiş, o geçmiş, bu geçmiş. İşte değil mi yani, fakat zihniyet ne? Aynı. Avrupa'nın Müslümanlara bakış açısı, hatta onların özelinde de Türklere bakış açısı. Yani Müslüman da Türk olarak algılıyorlar biliyorsunuz Bosnalılara. Sırpların açtığı savaş aslında onları Türk diye nitelendirmekti yani hani. Dolayısıyla hani o detaylara girmeyeyim ama orada da bir marşları vardır filan. De oradan Türkleri hedef alır Bosna'da. Yani efendim Bosna'da soykırım oluyor. İşte orada Hollanda güçleri varmış Birleşmiş Milletler'in. Yeterince müdahale edememiş. Avrupa'nın ortasında Müslümanlar öldürüldüler. İşte Filistinliler ayrı şeyi yaşıyorlar. Ve tarihsel olarak kindarlıkları Müslümana, Müslümanın bedenine bakış açıları değişmiyor. Irak'ta, Suriye'de binlerce, yüz binlerce ölüyorlar. Yine yetmiyor. Gündem de olmuyor. Yani bütün kurumlarıyla her yeri kapatmış bir Batı zihniyetiyle de bizim mücadele etmemiz gerekiyor. Bu çünkü İsrail düğmeye bastığında hiç yok sayıyor. Sizi görmezden geliyor ve işte siz çocukları kalkan olarak kullanıyor. Burada içerideki etki ajanlarını kullanıyor.
İşte onları sürüyorlar sahaya. İşte Filistinliler toprak sattı da ondan başlarına bu geldi gibi argümanlarla çoluğun çocuğun kafasını uyarlamaya çalışıyorlar. Yani biz bu böyle yani modern dünyaya karşı biraz daha şey olalım, uygar olalım, bir sakin olalım, işte itidalli olalım, işte akademik tavrımızı bozmayalım filan. Gazetecilik filan yaptı. Gazetecilik bu değil. Yani buradaki şey tamamen bu coğrafyada insanların biner biner ölmesi. Afganistan'da, Irak'ta fark etmez. Farklı yerlerde. Batı'daki de mesela bir bomba patlamışsa Londra'da 3 kişi ölmüşse bunun yüzünden bütün bir güvenlik sisteminin değişmesi. Bunun yüzünden Avrupa Birliği standartlarının değişmesi gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu görmemiz lazım artık. Ve dolayısıyla şeyin söylediği, Emma Caesar'ın söylediği şeyi söylemedim. Diyor ki Avrupalılar sömürgelerde Avrupalıların sömürge halklarına yaptıklarını beyaz bir ırka yaptılar diyor Avrupa'da. Ve sorun bundan kaynaklanıyor diyor. Yani siz Avrupa'nın ortasında 6 milyon insan öldürdünüz ama onlar sömürgelerde çok daha fazlasını öldürdüler. Ve bunlar ne bir Holocaust memoriye döndü, ne bir işte Holocaust endüstrisine döndü. Biliyorsunuz bu da endüstriye dönmüş bir şey. Unutuldu gitti, hesabını soran yok. Bugün Filistin'in hesabını kim soracak, hesabını soracak, sormaya teşvik edecek bir şey yok. Modern dünyanın nasıl kurulduğunu, hangi sahipler üzerine hareket ettiğini, bunları tekrar bizim oturup düşünmemiz lazım Batı ile ilişkilerimize. Dolayısıyla siz bir beyaz ırka bunu yapınca ve bir... bir de tabii ki tarihsel bir hikayesi var diyorsunuz Yahudilerin sürgün ve sürülmeyle ilgili Tevrat'tan da kaynaklı olarak ve hala bunun üzerinden İsrail'e gidip bütün herkes çift vatandaştır orada. Hatta böyle kendilere Hindistan vesaire gibi başka ülkeler ilişkilerini çok iyi tutarlar ki hani bir yer yani böyle sürekli bir yersiz yurtsuzluk. Bu Edward Said'in otobiyografisinin adıdır. Yersiz yurtsuz, out of place biliyorsunuz. Yersiz yurtsuz diye terbiştir. Çok ironiktir o. Yani hani asıl yersiz yurtsuzlar biziz der. Çünkü mesela Batı'da çok ilginç bir şekilde Hristiyan Arapların da bir karşılığı yoktur. Edward Said zamanın yetiştirdiği en önemli dil bilimcilerinden değil mi? Böyle paradigma koyan insanlardan birisiydi. Onun gidip Filistinli çocuklarla beraber attığı taşın bir karşılığı oldu mu? Yani bir düşünsenize neden bir kişi bu kadar hani Batı Akademisi'ni yönlendirecek kadar bir kişi. Çünkü yani Edward Said'in şeyleri vardır, uzun uzun söyleşileri var bu konuda. Başka bir çare yok. Yani kuşatılmış duvarlar arkasındaki bir topluluk. Hani o taş atma meselesi çok sembolleştiği zaman o da gidiyor. Hocam, Meryem hocam araya gireyim, hatırlayacaksın. Hani birkaç gün önceydi, bir hafta önceydi bir kilise bombalandı 19'unda ayın. Bu Fransız medyasında bu inkar edildi. Orada işte bir kilise yani bombalanan yer bir kiliseydi ve işte Arap Hristiyanlar yani Hristiyanlığın da içinde bir ikincisi tıpkı aslında Yahudilikte de biliyorsunuz hani mevcut Siyonist Yahudilikte işte siyah Yahudiler şey kabul edilmiyorlar yani ikinci sınıf Yahudi kabul ediliyorlar. Yani orada işte o beyaz ırk dediğimiz şey bence hakikaten öde öde bitirilemeyen bir şey diyet ve yani ödeyen de 6 milyon insanı katlettiler diye bu coğrafyada bunu bir türlü ödeyemiyoruz. Ataların da sürekli boyunlarıyız. Bu bir tek gerçekten İsrail'in lobisi, parası işte imkanlarıyla ilgili bir şey değil. Hakikaten ideolojik bir konu bu. Yani ideolojikleştirilmiş bir konu. Ve baktığınız zaman mesela işte Edward Said'in hikayesinde olduğu gibi binlerce bu durumda insan var. Hristiyan Arapların da ellerine, evlerine, her şeylerine ev konulmuş. Orada bakıyorsunuz Ortodoks Kilisesi var, Gregorian. Ermeni Kilisesi var Kudüs'te. Katolik Kilisesi var. Yani dolayısıyla her şey, hepsi bu coğrafyada 1500 sene bir şekilde oraya kadar gelmişler ve siz bunu bugün tamamen başını sonunu bilmeden şey yapmadan tamamen yok ediyorsunuz. Ve buradaki mesele artık hani hakikaten Batı'yla Müslümanların arasındaki ilişki ne olacak? Batı'yla Türklerin arasındaki ilişki ne olacak? Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? İnşallah buna koyan bir tartışmaya döner diye düşünüyorum. Yani ben buradaki bir çatışmadan, burada oluşacak bir ideolojik gerginlikten de kaçınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bir kafa konformizmi çünkü. Çünkü kafamızda konformizm oluştukça hayatlarımızda da o konfora alışıyoruz ve o kafa konforu yaşam konforuna dönmek istiyor, ilgilenmek istemiyoruz. Bu konforumuzu biraz bozmamız gerekecek.
Ve yani bir dönüp bakarsak, yani en azından İsrail mallarını boykot etmek konusunda bir yaşam tarzı oluşturabilsek, belki o Gazze'de böyle toplu toplu ölülen mezarların çocukların vicdanını birazcık rahatlatmış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Bengül Hocam, hakikaten böyle bir yol ayrımında mıyız? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben hani şöyle görüyorum, gerçekten Mahmut Hoca'nın da ifade ettiği, yani işgal bir statiko artık şeyde. Yani konuyu bir neticeye vardırmamak, bir anlaşma altına alamamak, işte iki devletli çözüm, Filistin topraklarından edilmiş Filistinlilerin mesela geri dönmesi meselesi İsrail'in asla kabul etmediği bir şey. Dolayısıyla aslında hiçbir anlaşmanın altına imza atmamak, bir İsrail stratejisi zaten, yani çözümsüzlük bir strateji. Çünkü çözüm, yani bir nihai bir noktada uzlaşmadığınız an bu size yani İsrail'e işte işgali devam ettirme, yerleşimcileri arttırma, işte bombalamaya devam etme imkanı sağlıyor. O yüzden işte işgal statüsü haline gelmiş vaziyette ve son durum hakikaten öyle anlaşılıyor ki gerçekten Gazze'yi insansızlaştırmak, Gazze'yi Filistinsizleştirmek gibi bir strateji. Ama bu Meryem Hoca'nın da dediği gibi artık hani komple bir şeye mi gidiyoruz? Yani işte bu mesela Kahire'deki şeyden bir mutabakat metni çıkmadı ama hani oradaki işte Sisi'nin, işte Mahmut Abbas'ın ya da diğer işte bölge ülkelerinin liderlerinin şeylerine, hani demeçlerine baktığınızda aslında ben hani öyle bir şey de var, kaygı da var, hani onu da hissediyorsunuz. Hani asla ya boşaltmayacağız. Zaten Gazze'den gelen, Filistin'den gelen çığlık bu. Biz vatanımızdayız, son 10 kişi ölene kadar buradayız diyen bir direnç var. Bu direnç kırılmayacak belli ki yani. Hakikaten son Filistinli ölene kadar öldürecekler mi? Ne yapacaklar? Evet, açıkçası Meryem Hanım da işaret ettiği, Mahmut Hoca'nın da ve sizin de işaret ettiğiniz şeye tekabül eden bir sosyal bilimlerde kavram çıktı. Post-truth çağındayız. Yani hakikat sonrası çağ, artık dezenformasyon hakikat olarak algılanıyor. Dolayısıyla bütün bunları bu şekilde değerlendiriyorlar ama ben başka bir şeye dikkat çekmeyi tercih ediyorum. Bir sosyal bilimciler için dünya yuvarlak değildir. Dünya hiyerarşiktir. Yani üçgen biçimindedir. Yuvarlak değildir. En üstte işte Amerika. Ondan sonra Büyük Britanya. Bakın İngiltere demiyorum. Büyük Britanya. İşte Almanya, Fransa, Japonya, Rusya, Çin. O aşağı doğru Orta Doğu ülkeleri. Daha aşağıda Afrika ülkeleri filan. Şimdi burada bir güç hiyerarşisi var. Eğer uluslararası, diyebilirsiniz ki uluslararası hukuk, insan hakları, şu bu var. Onlar zaten yırtılalı çok oldu. Yani Kuveyt Savaşı'ndan bu yana uluslararası hukuk kitaplarını çoktan yırttılar, attılar bir kenara. Dolayısıyla burada bir güç hiyerarşisi var. Biz bu güç hiyerarşisinin neresindeyiz? Önce bunu kendimize sormak zorundayız. Filistin neresinde, İsrail neresinde? Buna bakmak durumundayız. Şimdi SSCB'nin çöküşüyle birlikte dünya çift kutuplu olmaktan tek kutuba doğru geçti ve bu tek kutuplu dünya çift kutuplu dünya kadar berbat. Neden? Çift kutuplu dünyada herkes, ülkeler bile iki kutba ayrılmıştı sol sağ diye. Neyse, sonra tek kutuba indik. Bu sefer de Amerika'nın dünyanın jandarması olarak her şeye karıştığı, bir şekilde operasyonel gücüyle, yani NATO'yla, bence NATO'nun operasyonel gücü, bir sürü faaliyette bulunduğu bir dünya sistemine geçtik. Son zamanlarda ise çok kutuplu dünyaya geçiş konuşuluyor. Yani işte Çin'in yükselişi, Rusya'nın başkaldırışı, Türkiye'nin bölgede önemli bir güç haline gelmeye başlaması filan. Çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz. Ama bu kutuplar arası gerilimler ortadan kalkacak diye bir şey yok ve devam edecek. Şimdi bu Orta Doğu'yu bu manzara etrafında tekrardan değerlendirmemiz gerekiyor. Bana göre İsrail
Amerika'nın, yani dünyanın jandarmalığına soyulmuş olan Amerika'nın Orta Doğu'daki operasyonel gücü. Kendisinin yapmadığı şeyleri şu an İsrail'e yaptırdığını düşünüyorum ben. Ve burada tabii ki daha büyük planlar var. Nedir bu planlar? Yukarıda PKK-PYD var. Dolayısıyla oradan büyük bir vaat edilmiş toprakları da içeren büyük bir hülya içindeler. Yani hepsini birleştirebilecekleri, Türkiye'nin de hemen yanı başında neredeyse topraklarına da göz diktikleri bir operasyonel ortam hazırlamaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Bütün bu destekler, mesela 15 Temmuz'u da bu şekilde okuyabiliriz. Eğer FETÖ istedikleri gibi başarılı olsaydı, bu Orta Doğu yeniden şekillendirebilecek gücü içeriden de destek olarak çok rahat bir şekilde, belki daha az kanlı bir şekilde bile çözebileceklerini düşünmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi bizim bence en önemli şeylerden birisi şu: düşmanını tanıman gerekir. Bizim sorunumuz budur. Biz düşmanlarımızı tanımıyoruz. Çünkü biz üniversitelerimizi, şunu, her şeyi Avrupa'ya yaranma şeklinde kurmuşuz. Yani mesela Türkiye'den Batı'ya gidiyor, öğrenci gidiyor. Batı'yı tanımak yerine Türkiye'deki bir meseleyi çalışıyor. Yahu sen Batı'ya gidiyorsun, Batı'yı tanı. Biz Amerika'yı tanımıyoruz. Bir kere Amerika'yı tanımamız lazım. Bu Amerika niye böyle savaşan bir güç? Değil mi? Amerika üzerine bir dünya tez yaptırmamız gerekiyor bizim. Tanımamız gerekiyor. Hem askeri boyutunu, hem kültürel boyutunu, hem tarihini çok iyi tanımamız gerekiyor. Amerika savaşarak oluşturulmuş bir ülke. Yani kolonilere karşı İngiltere'nin tavrından ötürü koloniler İngiltere'ye savaş açmış, sömürgecilere savaş açmış. Savaşılarak kurulmuş, savaşarak devam ediyor o yüzden. Bu Amerikalılara karşı bugüne kadar bir tek Naziler savaşmış. Düşünün, başka hiç kimse savaşmaya kalkışmamış yani. Nasyonel sosyalistler savaşmak istemişler. İşte ondan sonra da yenilmişler. Bir kere düşmanımızı tanımamız lazım. Bu düşman kimdir? Ne yapıyor? Ne yapmak istiyor? Orta Doğu'daki amacı nedir? Kendi yapısı bu Orta Doğu'daki faaliyetlerine ne kadar müsaade edecektir? Bunları bizim bilmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız bir şey söyledi. Dünya beşten büyüktür. Bu çok önemli bir hamleydi. Fakat bu hamleye bakıyoruz, katılan pek fazla ülke yok. Yani bu söylemi dile getirildiğinde destekleseler bile mesela Arap ülkelerinden hiçbir ses yok. İsmet Özel'in bir sözünü hatırlıyorum ben. Kafirle savaşan Müslümana Türk denir diyor. Bence bu çok önemli bir cümle. Çok iyi bir tespitte bulunmuş. Gerçekten bu Arap ülkelerinin bunlarla savaşacak filan halleri yok. Bu hanedanlar bir kere hanedanlıklarını sürdürmek istiyorlar. Ama ben ileriki vadede bu hanedanlıklara karşı halkların da ayaklanabileceklerini düşünüyorum. Şimdi belki bu büyük güçlerle ilişkide olabilirler. Bir şekilde gemilerini yürütüyor olabilirler. Ama çok ileride bu halkların ben bir şekilde bu duruma da isyan edeceklerini düşünüyorum. Hocam ama Arap Baharı biliyorsunuz, yani Arap Baharı'nı kışa çeviren de, işte Mursi'nin yerine Sisi'yi getiren de aslında, işte ona da müsaade edilmemesi, yani Batı ona da müsaade etmiyor sonuç itibariyle. Evet. Yani Kahire buluşmasında Sisi'yi dinledim. Yani şunu söylüyor, işte Gazzelilerin Sina'ya sürülmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Yani Refah kapısı kapalı, hala kapalı, yardımlar bile sınırlı bir şekilde gidiyor, gidemiyor. Yani siz Mursi Refah kapısını açmıştı. Dolayısıyla yani Mısır'daki işte darbe, işte Tunus vesaire, yani bölgenimdeki istikrarsızlık, Arap Baharı denilen şey, yani demokrasi için değil belki ama ülkenin işte bu hanedanlar ya da diktatörler tarafından yönetilmesine karşı halkın bir egemenlik talebiydi. Yani biz de şey yapalım, yani biz de yönetime dahil olalım. Ama Batı ile ilişkiler, ya Batı da bunu istiyor yani. Sisi'yi kırmızı halıyla kabul ediyor. Halkın seçtiği bir liderle şeysiz ilişki kuramıyor. Halkın seçmediği liderleri daha iyi yönetiyor Batı'da yani.
Hani o dediğiniz şey de hakim kaldı bir anlamda. Evet, ben şimdi için söylemiyorum. Siz daha çok anın fotoğrafını çekiyorsunuz ama tabii o Arap Baharı'nın şartlarını da ayrıca konuşmak gerekir. Gerçekten bir Arap Baharı mıydı? Bu da tartışmalı. Ama ileriki vadede ben bir kere hanedanlıkla yönetiliyorsunuz. Dünya demokrasilere doğru gitmiş. Yani demokrasi şu anın bu dünyanın bu dönemin dini. Demokrasi dinine girmeye hazır bir sürü insan var. Yani dolayısıyla bence ileriki vadede belki biz görmeyiz ama bu halklar bu hanedanlıklarla hesaplaşacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi ben dünyayı imparatorluklar çağı bitmemiştir diye okuyorum. Yani ulus devlete geçtik diye okuyor herkes. Ulus devletiz, şuyuz buyuz. Hayır, imparatorluk dönemi bitmemiş. Bence Roma İmparatorluğu neyse Amerika'da bugün o. Ama bu imparatorlukların da tabii ki çöküş dönemleri var. Bir şekilde sona eriyorlar. Bunlar çok uzun vadeli süreçler. Yani çok uzun zaman alacak şeyler. Tabii ki ben kahin de değilim, bilemem. Ama netice itibariyle biz burada kendimize bakacağız. Türkiye nerede? Türkiye ne yapıyor? Türkiye bölgede önemli bir güç. Bu kutuplardan birisi olmak istiyor. Bence bu konuda da savunma sanayisini güçlendirmesiyle ve işte yeraltı kaynaklarını, yerüstü kaynaklarını buna göre tanzim etmeye çalışmasıyla önemli bir güç olma yolunda ilerliyor diye düşünüyorum. Çünkü bu Orta Doğu çok sıcak, her an size de sıçrayabilir. Güçlü olmanız gerekiyor. Bu PKK-PYD meselesi çok büyük bir mesele bence. Bu bize karşı kullanılabilecek en kullanışlı şey, yani operasyonel gücü var bu anlamda Amerika'nın. Bu konuda bizim çok önemli tedbirler almamız gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim kısaca, Türkiye boşluğu doldurabilirdi aynı zamanda eğer güç kazanırsa. Neden? Batı orada çok uzun yıllar barınamaz. Neden? Çünkü biz halklarına daha yakınız. Batılılar oradaki halklarla kültürel bakımdan bağlantısız aslında. Tamam, şimdi hegemonik bir güçleri var, bunları yapıyorlar ama kültür ne olacak yani? Oradaki halklar Osmanlı'nın bakiyesi halklar. Dolayısıyla Türkiye onlara daha yakın. Hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda. Dolayısıyla Türkiye oradaki boşluğu doldurabilir ileride. Ama dediğim gibi bizim daha yiyecek çok ekmeğimiz var. Kendimizi bir an önce Orta Doğu'ya ve dünyaya göre şekillendirecek şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Ben bu kadar konuşayım. Teşekkür ederim. Evet. Hocam yani 3'er 4'er dakika daha var. Bekir hocam dediğine hocam çok minik bir şey söyleyeceğim. Hocam evet, buyurun. Yani evet, bir minik bir tur daha atacağız çünkü. Evet, ben aklımı şöyle kullanayım. Ya halklar meselesinde aslında genişletirsek çok önemli bir şey. Çünkü elitleri yani de halkın bir parçası olarak düşündüğümüz zaman, yani hanedanlıkları da zaten çok zor dedi. Hanedan olmayan ülkeler Tunus, Mısır ve işte Türkiye gibi, yani köklü geçmişi olan, entelektüel birikimi olan yerler bu şeyler. Buralarda da biliyorsunuz bir yüzyıldan fazladır eğitim vesilesiyle akademi yönüyle elit zihniyet dönüşümü var. Yani şu an Türkiye'de gene Allah'tan hani belli bir dönüşüm ve uyanış var ama işte Tunus'ta bakıyorsunuz, ben Tunus'ta belli bir dönem yaşadım. Hem İngilizce hem Arapça hem Fransızca hepsine çok hakimler ama çok korkaklar, sesleri çıkmıyor. Yani bu sömürge zihniyeti, müstemleke zihniyeti gibi elitlere bunu bu şekilde bir batıcılıkla giydirme var. Türkiye gibi yerlerde doğrudan bir müstemleke şey yapmasa da bu zihniyete yakın bir zihniyet. Yani batı sevicilik, batıyla çıkar çalışır olma ve ondan doğan bir konfor. Her şey o zaman Avrupa Birliği'nde kabul alıyorsunuz, batı üniversitelerde kabul görüyorsunuz, fon buluyorsunuz vesaire vesaire. Bu gazetecilikte böyle, akademisyenlikte böyle. Ama şu anda belki bir önümüzdeki yıllarda halkların zaten çok durduğu yer belli de, bu belki bu işte yabancı okullarla bir eğitim sistemiyle beraber olan dönüşüm tersine çevrilirse, yani bir elit zihniyeti dönüştürülürse bu muhakkak olacaktır ve bu elimizdeki de en güçlü silahın da ben de bu olduğunu düşünüyorum.
Bengül Hocam, bir kat yapmak istediğiniz bir katkı varsa ben hani şöyle bir soru sorarak hani sizden Mahmut Hoca'ya gitmiş olayım. Yani şunu görüyorsunuz mesela Amerika'da işte yani toplam dünyada işte 15 milyon yaklaşık herhalde Yahudi nüfusu var. Şimdi yani bunların hepsi tabii ki İsrail Siyonizmini desteklemiyor ama onun içerisinde bir azınlık yani sonuçta hani. Ve hani şu yapılan araştırmalar, son araştırmalar diyelim ki bir araştırmaya bakmıştım. Amerika'daki Yahudi nüfusun buna hani laik, seküler falan hepsi içerisinde yapılmış bir araştırma. Yahudilikle, Yahudi kimliğiyle kurulan bağın yani %60'lara varan oranda Holokost'la ilişkilendirdikleri görülüyor. Yani Holokost modern işte toplumlardaki işte kimlik olarak Yahudiliğin, din olarak değil kimlik olarak Yahudiliğin alameti farikası. Yani Holokost'u yatsımıyor hiçbir Yahudi. Buna işte en seküleri dahil. Ve bu bir şey gibi yani hani dindar Yahudilerle işte Siyonist Yahudilerle Siyonist olmayan Yahudileri de ortaklaştıran bir şey bir şey. Buna bir de hani aslında hani Siyonizm açısından baktığınızda antisemitizmi canlı tutacak bir şeye ihtiyaç var sanki. Ben hani bu işte İsrail meselesinin işte bir iki devletli çözüme gidemeyişi aslında antisemitizmi tersinden aslında işte Siyonizmin, İsrail'in mevcut politikalarının canlı tutmak istediği şeklinde de okuyorum yani ister istemez okuyorum. Çünkü durduk dururken kimsenin antisemitizmi yapmasını gerektirecek bir şey yok ve bütün dünyada da biliyorsunuz hani Avrupa'da yaşayan Yahudiler aslında işte sert muamelelere maruz kalmışlar. Müslüman toplumların içerisinde yaşayan Yahudiler hep daha ılımlı, daha hani böyle nasıl ifade edilir? Hani şey görmedikleri için, zulüm görmedikleri için hani bu Yahudi kimliğini de çok fazla işte şey şiddet bir şekilde sahiplenmemişler. Ve bugün de aslında antisemitizme muhtaç bir şey var. Siyonist milliyetçi ideoloji var. Biraz ben böyle görüyorum. Hani bunu söyleyerek biraz hani Amerika bu işin neresinde meselesiyle ilgili söyleyeceğiniz varsa diye açmak istedim. Yani şimdi şöyle bir durum var. Amerika büyük bir güç. Dediğinize katılıyorum. Bu mağdur edebiyatı. Daha önce birisi bir Holocaust Endüstrisi diye bir kitap yayınlamıştı bu konuda. Finkenstein galiba. Yani bundan nemalanıyorlar ama tabii buradaki önemli olan bence mesele Amerika. Amerika bu İsrail'i bu anlamda kullanıyor. Yani belki Netanyahu'yu da gözden çıkarmışlardır. İleride savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. Önemli olan orada Amerika'nın Orta Doğu'da elinin olması. Yani bir elo. Yani her şekilde bütün pis işlerini ona yaptırıyor bir şekilde. Burada sorun şu. Yahudiler çok komplike, benim okuduğum kadarıyla çok komplike bir topluluk. Yani içinde o kadar farklı gruplar var ki. Mesela Polonya Yahudileri var. Ondan sonra Amerika'dakiler var. İsrail'dekiler var. Böyle değişik değişik bir sürü Yahudi var. Alman Yahudileri var filan. Bizim bir kere önce bir İsrailiyat üzerine bir enstitümüz olması lazım. Bizim mesela niye bir Yahudi araştırmaları enstitümüz yok? Niye bir Amerikan araştırmaları enstitümüz yok? Bizim bu konularda çok derin araştırmalar yapmamız lazım ki mesela bunları öğrendikten sonra ona göre Yahudilerle ilişki kurarsınız, ona göre işbirlikleri geliştirirsiniz, ona göre sesiniz çıkabilir yani. Fakat biz böyle bir şey yapamıyoruz, yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz ben de bilmiyorum. Dünyadaki düşmanlarınızı tanımanız lazım önce. Biz tanımamakta direniyoruz bence. Mahmut Hocam son söz sizde. Buyurun biraz evet. Sona bırakmış olduk kusura bakmayın. Belki Bengül Hocanın son tespitleriyle ilgili söyleyeyim hocam. Yani kurgusunda yaşamak gibi bir problemi var memleketin. Yani özellikle de belli bir kesiminin. Yani batılı desen batılı değil. Aşağılık kompleksiyle yaşıyor falan. Kendini de böyle gayet gelişmiş falan zannediyor ama öyle bir durumları da yok. Özellikle Türkiye'deki
kültürel bölünmüşlükte yaşadığımız bir şey olduğu için söylüyorum bunu, bir problem olduğu için söylüyorum. Halime Hocam, size de şu anlamda hak veriyorum. Mesela bu kadar uzun süre diasporik bir kavim olmalarına rağmen kendi kimliklerini, kültürlerini, dillerini, o da çok mühim, korumayla ilgili aslında o hikayenin iyi takip edilebilmesi lazım. Sanırım iki motivasyon var. Bir, üstün, kendini üstün görmeyle ilgili o. Seçilmiş yani ayırt etme. Seçilmişlik inancı. Evet, seçilmiş, üstün olmayla ilgili o inanç var. İkinci olarak da travmaları çok enteresan bir şekilde kendileri açısından bir tarihsel süreçte kullanabiliyorlar. Yine o kimlik üzerinden dayanışmayı Hocam, üretici bir unsur olarak. Hocam bir ek yapayım. Hannah Arendt'in Antisemitizm kitabında yanılmıyorsam bu yersiz yurtsuzluk, Meryem Hocam da ifade etti. Yersiz yurtsuzluk meselesinin aslında işte Yahudi kimliğindeki o yapıcı unsuru dile getiriyordu. Bir felsefi bakış açısı olarak da. Zaten İsrail'de bir devlet kurulmasına karşı çıkanların bir kısmı da bu kimliği çözücü etkiyle alakalı karşı çıkıyorlar. Yani en azından karşı çıkan bazı daha dindar gruplar açısından, yani sürgünün aslında Allah'ın bir emri olduğu ve diasporada Yahudilerin kesinlikle olması gerektiğini düşünenler var. Yani bir bütün olarak baktığımızda aslında yaşananları sadece güncel olaylar üzerinden okumamak gerekiyor. Yani tarihsel, hatta dini kaynaklar üzerinden de okumak lazım. Ama şöyle bir şey, yani bu çok mühim bence. Yahudilerle en az problemi olan dini grup Müslümanlardı. Yani tarih boyunca da böyle idi. Hatta onlar Hristiyanlardan çok büyük zulümler çektiğinde de Müslümanlar onları kapılarını açtılar. Onların rahat bir şekilde yaşamalarına imkan sağladılar. Ama bugün bunu bir kan davasına çevirdi ki o da bence kendini üstün görmeyle ilgili o yani oradaki o bilinci terörize etmek çok daha kolay. Ya aşırılıklara, radikalliklere gitmek. Maalesef böyle bir tarafı da var. Onu da belirtmek lazım. Evet. Bu biraz da işte aslında tırnak içinde Hristiyan batının da arzu ettiği bir şey bir yönüyle. Yani Bengül Hoca'nın yani bakış açısını doğrular nitelikte. Yani tarihse baktığınızda hakikaten yani Hristiyan batıyla bir meselesi olmuş daha ziyade. Ama bugün Amerika için bir zamanlar işte FKO teröristi biliyorsunuz. O zaman işte komünizm şeytanıydı Amerika'nın. Bugün terörle eşitlenen bir İslam algısı Amerika'da, Batı'da yerleştirilmeye çalışılıyor. Ve işte bunun içinde bugün Hamas teröristi. Yani neyse biz bu meseleyi konuşacağız ama ben de hani şöyle bir şey söylemiş olayım. Hakikaten yani çok acı, konuşamıyoruz bile yani. Ne söylesem çünkü şey oluyor hani mevzuyu hafifletmiş gibi oluyorsun. Ama özellikle gençlere şunu söyleyebiliriz. Yani bakıyorlarsa hani ilgilerini çekiyorsa böyle bir şey yaşanıyor. Bu neden? Hani bu sorunun biraz peşine düşüp bir tarihsel okuma yapabilirler. Hepimiz yapabiliriz yani. Hakikaten nedir yani Amerika'nın devamlı Orta Doğu'da savaştıran şey nedir? İşte bu hani Siyonizm denen şey nedir? Yani bu bir din midir? Yoksa bir işte milliyetçilik midir? İsrail nasıl kuruldu? Yani hani ama demek için değil yani. Gerçekten bu meselenin künhüne vakıf olabilmek için de bu Kudüs meselesi nedir? Filistin nedir? Yani bin yıllardır Filistin denilen bir toprakta İsrail diye bir devlet kuruluyor. Yani Filistin kadim bir isim yani. Bunları en azından bir dönüp bir bakalım yani yeniden bir okuyalım diyerek bugünkü programı kapatmış olalım hocam. Haftaya görüşmek üzere.